Merhabalar, ben psikolog Begüm Hocaoğlu. Psikoafyon Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin kurucu psikoloğuyum. Danışmanlık merkezimde çocuk, ergen ve yetişkin danışmanlığı vermekteyim. Bu videoyu Deprem Uyarır, Bilinç Kurtarır projesi kapsamında çekmekteyim. Deprem sonrasında çocuklarda belirli psikolojik farklılıklar görülebilir. Bunlar nelerdir? Yemede bozukluk, az yeme ya da çok fazla yeme, uyku düzeninde bozulmalar, gece uykuya dalamamalar ya da kabus gibi kötü rüyalar görme durumu. Bunun yanında gün içerisinde anneye ya da babaya bağımlı bir hale gelme, her yere onunla gitme isteği gibi ya yine deprem olursa endişesi gibi durumlar çocuklarda deprem sonrasında yaşanabilir. Öncelikli olarak bu durum aslında doğal bir duruma, doğal bir afete verilen doğal tepkilerdir. Bir ay boyunca bu saydığım belirtiler çocuklarda görülmesi normal olarak karşılanır. Ancak bir ayın sonunda hala bu belirtiler devam ediyorsa, işte o zaman mutlaka bir psikolojik destek alınmasında fayda vardır. Öncelikli olarak çocuğunuza şu durumu, depremin ne olduğunu, doğal bir afet olduğunu somut ve anlaşılır bir dille anlatmanız gerekiyor. Çok ayrıntıya girmeden deprem hakkında çocuk bilinçlendirilmeli ve deprem anında çocuğa neler yapabileceği, nasıl kendini koruyabileceği şeklinde kısa kısa somut bilgilendirmeler de yapılmalıdır. Çünkü bilgi çocuğu rahatlatır ve kaygılarını azaltır. Bunun yanında çocukta herhangi bir psikolojik durum devam ediyorsa mutlaka bir destek alınmalı ve bu süreçte çocuğa psikolojik anlamda daha rahatlatıcı ve daha normal tepkiler vererek yaklaşılmalı. Yani ne demek istiyoruz burada? Deprem olduktan sonra çocukta çok korku oluşacak diye bu endişeyle çocuğa fazla korumacı yaklaşırsanız sizin korkunuz da kaygınız da çocuğa geçer. Durumu normalleştirmek, çocuğun günlük rutinini bozmamak aslında en faydalı yapılabilecek şeylerden biridir. Tabii ki de deprem hiç olmamış ve yokmuş gibi davranmak burada bahsettiğimiz şey değil. Duyguyu bastırmamalı, onu her zaman anladığınızı hissettirmeniz gerekir. Yani çok korkuyorum ya yine olursa gibi tepkiler verirse eğer çocuk size, burada mutlaka korkunu anlıyorum. Evet, bu gerçekten korkulacak bir durumdu. Ancak şu anda geçti ve şu an hepimiz iyiyiz şeklinde korkusunu anladığınızı ifade eden kelimeler kullanın. Şefkat gösterip sarılmaya, okşamaya dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Ancak korkulacak ne var? Geçti bitti işte şeklinde. Sanki o hiç yaşanmamış gibi tavırlar sergilerseniz çocuk bu durumda anlaşılmadığını hissediyor. Ve bu da çocuğu aslında ekstra kaygılandıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada aslında yapacağımız destek çok da basit. Çocuğun anlaşılmasını ve anlaşıldığını hissettirmek, sevgi ve şefkat göstererek çocuğun yanında olmaktır. Bunun yanında dikkat etmenizi istediğim şey şu ebeveynlerden. Aşırı bir korumacı tavıra lütfen girmeyin. Bunlar hayatın gerçekleri ve siz durumu ne kadar normalleştirirseniz, rutini ne kadar bozmazsanız, çocuğun hayatı da bir o kadar hızlı bir şekilde normale dönecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.